Değerli kardeşlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri Bursa Uludağ'ın Ulu Çınarı'na götüreceğim. Arkadaşlar, burası Uludağ'a giden yolun üzerinde bulunan İnkaya Köyü. Yolun kenarında bulunan muşmula ağaçları. Yol boyu yöresel ürünler satan tezgahlar var. Bu ürünler köydeki kardeşlerimiz yetiştirip satıyorlar. Değerli kardeşlerim, videomun like butonuna basarsanız videomu beğenmiş olursunuz. Eğer videomu beğenirseniz çok sevinirim. Kırmızı olan meyve ahududu. Bursa'da ahududu çok meşhur. Bu sarı olan hinnap meyvesi. Yazın sıcak olduğu her yerde genelde yetişen bir meyve. Dalından koparılmış taptaze ceviz. Rengi çok güzel ve çok parlak. Ama bunlar ne kadar böyle? Bunlar 25. Ne kadar çilekler? 30 lira. Böyle büyük. Çilekler 30 lira güzel. Olmazsa olmazı köyde üretilen ballar ve polen. Ablamız 2 tane ezilmiş ahududunu içinden çıkarıp atıyor. Yerine tekrar sağlam olanlarından koyuyor. Gerçekten güzel bir davranış. Çınara doğru giderken burada oluşmuş çarşının bir kısmını da size göstermek istiyorum. Çünkü burada hediyelik eşya satan büyük bir çarşı var. Sadece bir çınarın bir köyünün kaderini nasıl değiştirdiğini sizin de görmenizi istiyorum arkadaşlar. Çarşının sol kısmında da bir çarşı daha var ve ayrıca çınarın etrafında tezgahlar ve çarşılar da var. Bu çınarı her yıl yüz binlerce kişi ziyaret ediyor. Ve buradan evine yüzlerce kişi ekmek götürüyor. Şu
Şu anda çınarın yanına vardık. Gördüğünüz gibi kocaman bir çınar bizi karşıladı. Burada çok gürültü var çünkü çok sayıda insan var. O yüzden ben de normal sesini kapattım. Elimden geldiğince size çınarın büyüklüğünü göstermeye çalışacağım. Burası daha önce sıradan bir köy iken 1991 yılında rahmetli Barış Manço bu çınar ağacın altında bir çocuk programı yapıyor. Ondan sonra sürekli buraya ziyaretçiler gelmeye başlıyor ve ziyaretçi sayısı artıyor. Bugün ise ziyaretçilerin, esnafın ve üreticilerin buluştuğu bir köy durumunda. Buradaki tarihe göre bu çınarın yaşı 610, yani 610 yaşındadır. Boyu 37 metredir. Tepe çapı 53 metredir ve gövde çevresi ise 10 metredir. Ayrıca bu çınarın altı bir çay bahçesidir. Tarafından çekmeye çalışayım. Maşallah gerçekten çok büyük. Thank you.
kardeşlerim, bu çınarın günümüze kadar gelmesine vesile olan ve bu çınarı besleyen hemen altında iki tane kaynak vardır. Yani çeşme vardır. Arkadaşlar, bana destek olmak için videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Abone olmak ücretsizdir. Bir sonraki videomdan haberdar olmak için zil butonunu açabilirsiniz. Doğadaki bir yapı gün geliyor oranın kaderini değiştirebiliyor. Onun için hepimize düşen doğayı korumak ve doğayı korumak.